Sen kime racon kesiyorsun? Piyangodan mı çıktın lan başımıza? Ne piyangosu? Ben piyangoları hiç sevmem. Sen şimdi burada bize matematik yapıyorsun. Hesap kitap yapıyorsun. Diyorsun ki, ulan bunlar iki kişi. Biz burada altı kişiyiz. E bir de elde bıçak. Ona da artı bir dersek, ettik yedi. İkiye karşı yedi. Biz bunları rahat yeriz diyorsun. Diyorsun da, o hesap öyle olmuyor işte. Bu hayatta matematik her şeye yetmiyor. Matematiğin yanında yürek de istiyor. Ama ben bakıyorum, bakıyorum. Sen de o yüreği görmüyorum. Şimdi beni iyi dinle. Diyelim bir iki gün sonra ben gene buraya çıkmışım. Çayımı içmişim, voltamı atıyorum. Kafamı çevirdiğim zaman sağımda, solumda, önümde, arkamda seni görürsem yemin ederim sorgusuz, sualsiz gırtlağını keserim. Anladın mı lan? Anladın mı, anlamadın mı lan? Ha. E tabii şimdi sen de haklısın. Anladım diye böyle kafanı sallasan bu bıçak şah damarına dürtülecek. İyi de ben de senin beni anlayıp anlamadığını anlayamıyorum. Ne yapacağız? Sen matematiği seviyordun. Beni anladıysan gözünü üç kere kırpacaksın. Ben senin beni anladığını anlayacağım. Kırp lan! Kırp! Bir, iki, üç. Üç kere kırptı. Ben gene anlamadım bunun beni anlayıp anlamadığını. Aklım karıştı. Bak şimdi öyle aklım karışınca da ben aklımla değil dürtülerimle hareket ediyorum. Ve dürtülerim de bana diyor ki gel bu bıçağı bunun şah damarına dürt. Çok kan olur be. Cık. Olmaz. Anladın ulan beni. Hadi şimdi defol git. Defol! Herkes beni iyi dinlesin. Bana tövbeli derler. Eğer bugün ranzanıza döndüğünüz vakit, başınızı yastığınıza koyduğunuzda nefes aldığınıza şükrediyorsanız, cezanız bittiğinde evinize sağ salim dönmek istiyorsanız, bana tövbemi bozdurmayın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Ayrıca bu avluda çer, çöp, toz olmayacak. Herkes bulduğu çöpü kenara koyacak. Huzurlu bir avlumuz olacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı abi. Sen de al lan şu bıçağını. Al. Hadi dağılalım. Herkes işine gücüne baksın. Hadi.